Ve sırada film gibi bir takibin hikayesi gelecek ekranlarınıza. Haber Muğla'nın Fethiye ilçesinden. Fethiye ilçesinde Peksimet Adası yakınlarında 41 kaçağı taşıyan yat kaptansız olarak tam kayalıklara çarpacağı sırada durduruldu. Muğla'nın Fethiye Körfezi açıklarındaki Peksimet Adası yakınlarında 41 kaçağı taşıyan yatın kaptansız kayalıklara doğru seyrederken sürat motoruyla takip eden yatın sahibi Önder Saral tarafından durdurulduğu ortaya çıktı. Göcek beldesinde turizm işi yapan Önder Saral 13 metrelik Nişan adlı yatını 1 Eylül'de 7 kişiye kiraladı. Uydu takip cihazıyla yatı sürekli takip eden Saral, yatın kaçak göçmen olaylarının sıkça yaşandığı Çığlık Koyu'na yönelmesi üzerine şüphelendi. Yatı karadan otomobiliyle takibi alan Saral, telefonla arayarak durmalarını istedi. Saral, çağrıya uymayan yatı bu kez denizden sürat motoruyla takibe başladı. Ertesi gün aynı koya gelen yatın uydu takip cihazını kapatması üzerine Saral, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndan yardım istedi. Sahil güvenlik ekiplerinin yanı sıra kendi sürat motoruyla yatı takip eden Saral, Göcek açıklarındaki İblis Burnu yakınlarında yatı durdu. Saral son sürat yol alan yatın dümeninde kimse olmadığını fark edince sürat motoruyla yanına yaklaştı. Yatı atlayan Saral kayalıklara kısa mesafe kala durdurdu. Sahil güvenlik ekipleriyle birlikte yatın kameralarını kontrol eden Saral kaçaklarla karşılaştı. Yatta yapılan aramada Afganistan, Myanmar, Suriye ve İran uyruklu 10'u kadın, 8'i çocuk, 41 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Rodos adasına gitmeye çalıştığı tespit edildi. Yatta görüntülenen kaçaklardan bir kısmının hasta olduğu, bir kısmının ise deniz tuttuğu belirlendi. Yatı bir haftalığına 3 erkek ve 4 kadına kiraladığını anlatan turizmci Önder Saral, 3 gün boyunca sürekli takip ettiğini söyledi. Tamamen şüphelendik, hiç uyumadık 3 gün boyunca. İşte 3. günün sabahında, sabaha karşı o Çığlık Koyu'nda, tam şüpheli bir yer zaten, daha önce duyumlar aldığımız bir yer. Ben bir gün önce de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na müracaatta bulunmuştum, Göcek Sahil Güvenlik Komutanlığı'na. Takibe başlamıştık zaten. Sağ olsun onlar da çok yardımcı oldular. Bizi dediler her dakika arayabilirsin. Ben sabaha kadar cihazda takip ederek bilgisayarda gece 3. gün sabaha karşı 3.52'de cihazı kapattılar. Kapattıkları an hemen Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı aradım. Cihazı, takip cihazını kapattılar. Komutanım yardımınızı istiyorum dedim. Onlar da tamam hiç sorun yok. Bizim orada o bölgede teknemiz var. Hemen takibe çıkarlar dedi. O arada biz de geldik oraya zaten süratli bir şekilde. Ve birlikte komutanların talimatı doğrultusunda bize bir tim verdi botun üzerine. O timle birlikte ben gidip teknenin üzerine atlayacağız. Ama teknenin üzerinde kimse gözükmüyor. Tekne tam yol gidiyor, zor yetişiyoruz. Otopilota bağlamış tekneyi, tam yol vermiş. İblis kayalıklarına doğru gidiyor. Adamları öldürecek yani. Hemen ben atladım teknenin üzerine. Sonra tim atladı, üçümüz beraber. Tekneye hakim olduk, gaz kestik. Ve işte Sahil Güvenlik Komutanı'nın talimatları doğrultusunda ben tekneyi kullanarak 3 saat gibi bir zamanda Fethiye Körfezi'ne geldik, iskeleye bağladık.